Merhaba, iyi günler. 24 Kasım 2023. Bugün Arife. Yarın benim maaş çekiyorum, emekli maaşı, bayram. Keyfim yüksek. Evet, tarih dersine devam edelim. Sonra bir güzel, değerli kitabım var. Onu takdim etmek istiyorum. Fetih gününü kutlayamadık. Türkler İstanbul'un Sultan Fatih tarafından fetih günü olan 29 Mayıs'ı bu yıl kutlamaktan men edildiler. Güzel İstanbul 460 yıl evvel dün Türk orduları tarafından alınmıştır. Büyük mecmua bu konuda şunları yazmıştır. Her yıl bu tarihi kutlardık. Bu sene bunu kutlamaktan men edildik. Düşmanlarımız bizim en samimi hislerimize kadar müdahale etmekle kalplerimizdeki hisleri silmek kudretine malik değillerdir. Bizi hissettirmekten kimse men edemez. Büyük mecmua da şairlerimizden Faruk Nafiz Bey'in bugün başlıklı ve 27 Mayıs tarihli aşağıdaki şiirini de yayınlamaktadır. İşte şairlerin gücü. İşte insanlık tarihi boyunca, Türklerin tarihi boyunca Osmanlı, Bizans, Rum, Ermeni, Arap, Filistinli, İsrailli, bütün dünyada, Kuzey Küre'de, Güney Küre'de, yani Brezilya, Avustralya, Afrika'da, her taraftayım, şairlerin gücü. Kendi uluslarının şairler önderleridir ve şairler büyük olur. Yeisini duyarak biz bu diyarın, siyaha boyadık sancağımızı, bu karanlıkları yırtarak yarın atiye doğacak Türk'ün yıldızı. Boşlukta bu sancak dalgalanmadıkça, gönüller bu siyah günü anacak, gözlerde Allah'ın nuru yandıkça, Türk ırkı altında halkalanacak. Ey Türk! Kalksın yumrukların her gün engine, azmini anlasın sesini duyan, seni aldattılar uyursan yine, nasibin ölümdür ey garip uyan. Perişan oluyor eski saltanat, ne kadar sayısız katillerin var, kırılmadan şarka gerdiğin kanat, kendi hayatını pençenle kurtar. Saygıyla, hürmetle anıyorum. Ziya Gökalp Malta'ya götürüldü. Evet. İngilizler istediğini yapıyor. 67 İttihatçı dün Malta'ya götürüldü. İngilizler İzmir'in işgali üzerine başlayan galeyanı bu şekilde hareket ederek söndüreceklerini hesaplamış. Evet, Ziya Gökalp, Malta sürgünü. Ayvalık dün işgal edildi. Şehrin batı tepelerinde düşmanla çarpışmalar oldu. Mevcudu 500 kişi bile olmayan alay Kozak'a çekildi. Halk panik içinde kaçıyor. Büyük mecmua yukarıda görülen kapak resmiyle bu hafta intişar etmiştir. Büyük Sultan Fatih siyah bayraklara bürünen İstanbul'umuzu elemle seyretmektedir.
Mustafa Kemal Paşa. Türk hükümeti yabancıların elinde esirdir. Paşa, Anadolu'da gizli teşkilat kurularak istiklal için mücadele edilmesini lüzumlu görüyor. Sultanahmet Camii'nde dün bir mevlid okundu. İzmir'de şehit düşen vatandaşlarım için yapılan toplantıya binlerce kişi katıldı. Şeker yerine İzmir'in üzümü dağıtıldı. Hamidiye kahramanı Rauf Bey kolay gelsin. İyi günler.